reklamların hemen ardından ilk yazın bombasıyla gelelim. Büyük bir iddia var. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya'nın gizlice evlendiği iddia ediliyor. Buyursunlar. Flash, flash, flash. Acun Ilıcalı evleniyor mu? Sevgilisi Çağla Altunkaya'ya doğum gününde evlilik teklifi mi yaptı? Acun Ilıcalı'nın sevgilisine yaptığı olay yaratan doğum günü partisinin tüm detayları şimdi Beyaz Magazin'de. 2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Güzel sevgilisiyle hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı son olarak genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Acun'dan sevgilisine aşk dolu sözler. Sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşan ünlü isim. Duygularımı bugün kulağına söyledim. Herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun. Her günümüz böyle mutlu olsun notunu ekledi. Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü partisine ise Acun Ilıcalı'nın yakın dostları katıldı. Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sevgilisi için çok mutlu bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı demişti. Gelelim partideki en önemli detaylara. Çağla'nın parmağındaki yüzüğe dikkat! Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi etti. Evet, Ilıcalı'nın sevgilisinin parmağındaki bol taşlı yüzük izleyen herkesin dikkatini çekiyor. İddiaya göre ünlü televizyoncu genç sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulundu. İddialar doğru mu? Acun Ilıcalı gizlice evlendi mi? Kız isteme oldu mu? Bu soruların tüm cevaplarını Beyaz Magazin'in usta yorumcuları şimdi canlı yayında açıklayacak. Sakın kaçırmayın. Beraberlikleri ilk açıklandığında Şeyma'ya çok benzetilmişti. Evet. Ben de fakat çok benzetmiştim. Karakteristik olarak görüyoruz ki daha hanım hanımcık, daha ölçülü paylaşımlar. Yok, Acunlar da o orada. Evet. Çok Şeyma'nın tam tersi. İlişkisine çok saygılı bir kıza benziyor. Acun'un mesleğinin ve isminin soyadının çok farkında ve bunu bence çok güzel taşıyor. Çok. Yaşı küçük olmasına rağmen çok olgun bir duruşu var. Çok takdir ediyorum, çok güzel buluyorum ben bu çifti. Bak mesela yaş farkları olmasına rağmen hiç göze batan, hiç rahatsız eden bir enerji geçmiyor peki, bana. Peki evlenmiş olabilirler mi sence? Evlenmiş olabilirler. Çok artık bu sefer Acun Ilıcalı hani daha dikkatli davranıyor olabilir. Artık evliliğinin hem nazardan gözden hem de çok fazla söylemlerden korumak amaçlı bunu böyle gizli tutmuş olabilir ki umarım evlenmişlerdir. Didem Delen bu haber anons ederken evlendi mi gizlice bu çift diye söyledi ve VTR'de de bu cümle geçince gerçeklik payı vardır ama bu yönde. Ama Didem Acun Ilıcalı gibi Türkiye'nin zirvesindeki bir isim kimseye haber vermeden binlerce yakın arkadaşı dostu olan kişileri davet etmeden o nikah evlenir mi yahu? Ha? Evlenmiş ama olabilir mi ya? Düğün yapılmaz ama nikah yapılır ve o nikahta da zaten o yanında birebir olması gereken insanlar vardır. O biraz önceki görsel. Yok, olsa duyulurdu ama ya. Öyle deme ya. Yani duyuldu işte. Herhalde. Ama nerede olduğu. Ama saati ve zamanı falan da konuşulurdu. Şurada evlendiler. Ne bileyim ben Dominik'te evlendiler. Yani yakın çevresi falan. İddiaları yani, bu yönde. Şu anda bu iddia aşamasında. En son doğum gününde de zaten. Acun Ilıcalı evlendi mi acaba ya? Altyazı geçiyor mu? Acun Ilıcalı ile İddia Çağla ediliyor diye yazıyor. Yani evlenmiş İddia olabilir. Hani çok sürpriz etti. Bir durum evlendi olmaz. Çünkü Acun Ilıcalı aile hayatını seven, tek eşliliği seven, bunu da çok güzel yöneten birisi bence ki bu kadar başarılı bir isim olmasına rağmen ben çok saygı duyuyorum böyle adamlara. Hem işinde başarılı hem de ilişkisini, evlatlarını, daha önce yaşadığı evlilikleri de sahiplenen tutumu çok saygılı, çok saygın buluyorum. Bence evlenmiş olabilir. Hani bu iddianın dışında gerçeklik payı da olabilir. Zaten gerçeklik payı varsa da çok kısa bir süre içerisinde öğreniriz ama hani saklanıyor da olabilir tamamen korumak amaçlı. Çünkü o zaman çok fazla hem basın hem de söylemler çok fazlalaştığı için korumak amaçlı biraz gizli tutmayı yeğleyebilir eğer gerçekse. Çağla Altunkaya 24 yaşında, Acun 54 yaşında. Arada 30 yaş fark var ama Acun Ilıcalı bu konuda şöyle diyor arkadaşlar.
Ve ben Acun'un bu söylediğine katılıyorum. Sizler katılıyor musunuz? Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğumu, o dönemimi çok mutlu geçti. Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz. Yani kadındır erkeği aslında taşıyan her türlü. Senin de çok güzel söylediğin gibi. Onu sürekli olarak yücelten, onore eden kadındır yani. İlişkisinde yani bulunduğu kişidir. Atasözleri o kadar doğru ki, yuvayı dişi kuş yapar lafı o kadar önemli ki. Yani buradaki yuvayı yapma, yönetmek. Mantığınla, aklınla, olgunluğunla yönetmek. Şimdiki ilişkilerde ay kadın erkek eşit, ay o diyorsa ben de söylerim, o yapıyorsa ben de yaparım diye ilişkilerin gerçekten cılkını maalesef çıkarttı bazı feminist yaklaşımlar. Ben bunu hiç doğru bulmuyorum. Bir de anlaşmak da, kafa uyumu da önemli ya ilişkide. Hatta en önemli şey belki de. Şimdi Acun gibi enerjik, sürekli oradan oraya çocuklar gibi bir adam. Keşke. Yani tutup da çok ağır böyle işte sürekli hani dünya markalarıyla falan gezen, böyle ay uy diye konuşan bir kadın olamaz. Şimdi şöyle bir örnekler var önümüzde. Böyle yaş farkı yaşayan ilişkilerde bir süre sonra mesela kendinden çok küçük kadınlarla beraber olan adamların enerjisi kadına çok uyum sağlayamayabiliyor. Hı-hı. İşte kadın daha genç, çıkmak istiyor, gezmek istiyor, hoplamak istiyor, zıplamak istiyor. Aynen. Ama adamların enerjisi fiziksel olarak belki tamam, aynen, yanında olabiliyor, sakil durmuyor, evet, ama enerji olarak ayak uyduramayabiliyorlar. Ama Acun öyle değil. Acun o kadar enerjik, o kadar çalışkan ki zaten başka türlüsü olmazdı Acun için bence. Keşke Acun Ilıca'ya bağlansak da sorsak, ama bu saatte uyuyor ya. O sabah 5'te 6'da yatıyor. Tabii. Bir de 1.30'da kalkıyor. Çok çalıştığı için. Keşke. Acun Ilıcalı'nın Didem denen anons etti. Evlendiği iddia ediliyor ve bu çok çok ilginç bir gelişme. Eğer gerçekse ilk kez bizden duydunuz. Acun Bey ya, uyanıksanız bir bağlansanız, da bu işin gerçekliğini bize bir açıklasanız, hem de benim havam olur böyle yayına yayında. Ay şundan dolayı hani Selen Görgüzel yorumcu olarak oturmuş. O yayına da Acun Ilıcalı bağlanmış diye biraz havam olur. Sizden böyle bir torpil bekliyorum Acun Bey. Telefon bekliyorum. Uyanın rica ederim. Lütfen. Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbu ile yapmıştık. Çok genç yaştaydı Acun o zaman. Sonra 2003'te Zeynep Yılmaz'la evlendi. 2016 yılına kadar sürdü ve Şeyma Subaşı'yla Côte d'Azur'da, senin de çok sevdiğin Güney Fransa'da ve Marsilya'da. Benim çok sevdiğim. Hemen benim bir şekilde böyle. Bak ben burada 2000, yorumcu olarak oturuyorum. 2018. Tamam mı? Bana bulaşmadan. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ya sen olur mu? Sen ünlü eğer insansın, evlendilerse ünlü dördüncü insansın kez nikah masasına oturmuş olacak Acun Ilıcalı. Evet. Yani inşallah. Dört tane de kızı var. Dört tane de kızı var. Maşallah. Dört tane beş olur mu? Beşinci erkek olur yani, bence. Hayatı bilen olur insanların bana çok katılacağına inanıyorum. Bu kadar yoğun tempo içerisinde ve bu kadar büyük kazançları elde eden ve talebi olan insanların maalesef örneklerini çok görüyoruz. Çocuklarını çok ihmal ettiğini veya daha önce çocuklarının işte anneleriyle yaptıkları evlilikleri ihmal ettiklerini, sorumluluklarını bıraktıklarını çok görüyoruz. Fakat Acun şu Aslı, yoğunluğunda ve bu güçte o çocuklarına olan ilgisi ve o sahiplenişi o kadar takdire şayan ki umarım Acun Ilıcalı'yı birçok erkek de örnek alır diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarının kaç yaşında olduğunu bile unutan birçok baba örneği maalesef var. Özellikle de sanat camiasında. Var. Bu arada Melisa ile Çağla Altunkay ve Acun Ilıcalı'nın bir fotoğrafı var. Sosyal medyada dolaşıyor. Ne kadar güzel değil mi? Çağla ile de Melisa'nın o ilişkisi, o birbirlerine duydukları yakınlık, sevgi, saygı. Ve Çağla Altunkay'ın doğum günü kutlandı. İki gün önce Edis de o doğum günündeydi. Şarkıcı Edis de. Ve o doğum gününde de Çağla Altunkay ile Acun Ilıcalı'nın çok sıcak görüntüleri var. Orada kulağına söylemiş galiba, değil mi? Evet, duygularımı kendisini bugün kulağına söyledim. Kimse duymasın diyor. İşte doğum diyorum ya, bence bu diyor sefer ilişkisini koruyor Acun. Yani bu sefer ne çok fazla. Ne söylemiş olabilir sence kulağına? Ne söylemiş? Kimse duymasın. Ha? Ne, yani ne söylemiş? Ya şimdi her erkek böyle aleni bir biçimde haykıramaz ortamda. Hani bazen daha özelde söyler. Zaten Acun da biraz böyle hani çekingen bir tip. Yani evet, her ne kadar böyle faal bir adam gibi dursa da hatırlarsanız Şeyma ile olan düğününde de işte Şeyma dans ediyordu. O böyle gayet naif bir şekilde sadece ona ayak uydurmak istiyordu. Yani yalnız evet kalmasın diye, hiç onun gibi hareketler yapmıyordu. Daha böyle korumacı, daha sakin bir duruşu var Acun Ilıcalı'nın. Acun Çağla'yı tembihledi mi?
Hani bir kere bir ağzı yandı çünkü. Hangi konuda? O hangi ilk konuda? Başta biraz sosyal medya. Biraz daha oturaklı olması, bak, sosyal medyada aktif olmaması. Sosyal medya konusunda ilk başta tembihlediğini biliyorum ben. Değil mi? Tabii. Bir kadını ne kadar tembihlersen tembihle, özüne döner. Bir süre numara yapar, tamam mı? O karşısındaki partnerini gözünü boyamak için ona ayak uyduruyormuş gibi davranır. Ama bir süre sonra aslına rücu eder insanlar. Evet. Hiç kimse başkasının tembihiyle o kalıba girmez. Bir süreyi mış gibi yapar ama ondan sonra mutlaka özüne dönecektir. Ha şurada şu var tabii ki bazı durumlarda da evlenene kadar ki süreç diye bir şey var. Ama çok uzun bir ilişki olduğu için eğer başka farklı bir davranış biçimi olsaydı yapısında Çağla Hanım'ın şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı. Bence biraz Çağla da naif bir yapıda ve yani hanım bir kız. Acun Ilıcalı ayrıca insan sarrafı tabii ki Türk toplumunu bu kadar iyi tanıyan bir insanın herkesi çok iyi etüt edebileceğini düşünüyorum ki ilişkide olduğu insan Çağla yıllardır. Evet. Dolayısıyla beklenen bir durum. Tabii yani ve Çağla'nın çok kaliteli bir insan olduğunu burada altını çiziyoruz. Peki bir doğum